Herkese merhaba. Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar ve Araştırma Departmanlarından sizler için bugün altın analiziyle birlikteyiz. Ons altında neler oluyor? Ons altın biliyorsunuz teorik olarak Amerikan faizleriyle ters hareket eden bir enstrüman. Ancak son günlerde Amerikan faizleri arasındaki ilişki biraz yavaşlamış, kopmuş durumda. Bakın görüyorsunuz şimdi aşağıda sanki birbirinin aynasıymış gibi iki grafik göreceksiniz. Yeşil olan 10 yıllık reel faiz, turuncu olan ons altın. Bakın birebir ters sanki. Aynaya ters koymuş gibi. Yani aslında altın fiyatları genel olarak, temel olarak ne Çin'deki düğünler, ne Hindistan'daki kutlamalar ya da böyle şeyleri ben biraz gülmeye başlıyorum. Ben zaman zaman komik buluyorum. Onunla ilgisi yok. Amerikan politikaları ilgisi var. Ama bundan koptuğu zaman ki son zamanlarda bakın altın devam ediyor yoluna. Amerikan faizlerinde hafif gerileme var, toparlama ama altın devam ediyor ve bu hareketleri korelasyon olarak kopmaya başladı. Bu şunu gösteriyor. Bir, bilmediğimiz başka bir şey var. Yükselerek kopmaya başladı yani bu hareketten. TİFA'nın temellerinden uzaklaşması aslında şu anlama geliyor. Yükselerek uzaklaşması pozitif. Ya bu finansal riskler olarak başka bir şey fiyatlanıyor, ya Kuzey Kore gerginliği fiyatlanıyor, ya işte dün Barcelona'daki olaylar gibi jeopolitik risklerin artması fiyatlanıyor, ya da önümüzdeki dönemde bunların derinleşeceği fiyatlanıyor olabilir. Hatta önümüzdeki hafta Kuzey Kore, şey Güney Kore ile Amerika'nın bölgede tatbikatı var ve geçmişteki tüm tatbikatlarda Kuzey Kore füze denemesi yaptı. O yüzden bu sene de böyle bir şey yapması olası, yapacak diye bir şey yok ama olası. Şimdi bunların hepsi altına fiyatlanıyor. İnsanlar tabii ki yatırımcılar kendini hedge etmek için de altın alıyorlar bir yandan korumak için de. O yüzden bu temellerden kopup yükselerek kopma bana çok pozitif bir görüntü olarak geldi. Aynı zamanda bakın şurada yeni bir tabloya ulaştık. Biliyorsunuz bir süredir altın fiyatları yükselmesine rağmen ons altında ETF'lerin pozisyonları yani borsada bunları yoğun miktarda taşıyan büyük fonların pozisyonları azalıyordu. Ve Ağustos başına itibaren bu dönmeye başladı. Bu çok olumlu. Yeniden altın almaya başladılar fonlar ki bunlar alıp çok uzun vade tutanlar ve çok büyük montanlı alıyorlar. Bu da olumlu. Son görüntüde Berk de zannedersem teknik olarak olumlu düşünüyorsun değil mi? Olarak olumlu düşünüyorum. Onun analizini yaptık web sitesinde bu Daha hafta. önce yapmıştık, evet. Şimdi grafikler üstünden de gidelim. Hikaye göstereyim. Bak büyük resim değişmek, yani büyük resimde oyun değişmek üzere. Birkaç tane grafik göstereceğim sana haftalık, günlük olarak. Şimdi haftalık grafikte bizim devasa bir falling wedge'imiz var. 100 haftalık ve 200 haftalık üzerinden attık. Ve bunun hedefi nerelere gidiyor biliyor musun? 1600-1800 arası. Formasyon hedefi bu. Ama ilk başta şuraya 1374'e gideriz gibi görünüyor. Bu wedge'in kırılması çok önemli. Şu 1203'ten bak nasıl hızla yükseliyor. Özellikle şu geçtiğimiz hafta 1253 seviyesinden gelen tepki çok çok önemli benim için. İkinci şey şu. Sıkışan bir üçgen var günlük grafiklerde. 5 noktada, 5. noktayı tamamladı. Çok kuvvetli bir görüntü. Pullback'ini yaptı, geri gitti. Burada da daha kısa vadede bakarsan 1267-1265'in üstünde kaldığı sürece bu pozisyon hem 100 günlük hem 200 günlük üstüne çıktı. Çok kuvvetli bir yükseliş olabilir altında. Benim gördüğüm teknik olarak bu. Bir de bir şey daha göstereceğim. Şurada bir yatay kanal yapıyordu. 1296 bunun tepesi. 1296'nın geçilmesiyle burada hareket kopabilir. Baktığın zaman bir 90 dolarlık hareket potansiyeli var bunun üzerine. Çok Bayağı daha iyi. gidebilir. Yani şuraları biz yine o 1350-1374 görmüştük ya oralara gidebiliriz. Ben bu web sitesinde bizim şey yaptım. İlk önce 1296'yı geçtiğimiz zaman 1310'a doğru geliriz diye düşünüyorum. İlk etapta 1312'ye doğru. 1312'de geçildikten sonra işte o 1350-74 arasını konuşacağız. Ki formasyon hedefi altın 1600-1800 arasında uzama ihtimali var. Orta uzun vadede diyorum yani mükemmel çalışacak diye bir şey yok. Ama potansiyeli çok yüksek altın. Bu senenin yükselen yıldızı olabilir. Evet bana da öyle geliyor. Aslında reel faizlerin daha çok fazla Amerika'da düşecek yeri çok bir kalmadığı için ben çok olumlu değildim uzun vadeli bir harekette. Ama gördüğüm kadarıyla ondan kopma ve bambaşka şeyleri fiyatlamaya başladı. Belki parasal para politikalarını genişleyici kalınması global olarak ve global risklerin artması finansal stresin tekrar piyasaya geri dönüşü ve aynı zamanda jeopolitik risklerin artışı bunların hepsi altını alıp başka bir çizgiye götürebilir belki dediği gibi. İzleyeceğiz. Biz önemli olan erkenden bunun erken teşhisini yapalım.
Tabii. ve yola çıkarken yatırımcıları iyi yerden uyarmış olalım diye düşünüyorum. Bir sene daha önce konuştuğumuzda sen bu faizlerden dolayı pek temelin desteklemediğini söylemiştin ya. Şimdi temeli de arkamıza alıyor olmamız, Alıyorum şu temeliye de anda. daha da güvenli bakmamızı sağlıyor. Altın böyle çok enteresan hareketlere sebep olabilir, gebe olabilir. O zaman şimdiden uyarısını yapalım. Herkese umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.